Arkadaşlar selam. Bugün Harley oynuyorum. Solo lane'de oynuyorum. Ekibine girdim. Harley'in gücünü göstermek istiyorum. Her maça gitmiyor. Öncelikle onu belirteyim. Her maça gitmiyor. İsteyenler vardı. Onu da aklımda bulundurarak aldım. Bu maça gerçekten güzel gidiyor. Hangi maça gittiğini de söyleyeyim arkadaşlar. Karşısı gördüğünüz gibi iki tane Ren Chirosu almış. Hem Sesilyon hem de Change. Farsa da banlıydı. Burada alınabilecek pikler belli. Alice, Kagura, Harley alınabilir. Arkaya fokuslamak için. Ben Harley tercih ettim. Çünkü takımımızda alan hasarı vuran bir ADC var. Cloud. Alan hasarımız olduğu için Harley'i tercih edebildim. Alan hasarımız olmasaydı o zaman alan hasarı vuran bir mage tercih etmem gerekirdi. Böylece biraz da piklerden bahsetmiş olayım aynı zamanda da. Bu mantıkta pik atabilirsiniz. 5 giriyorsanız trio'da da solo'da da. Solo'da gerçi atmanız biraz zor. Sözümüzü dinletemezsiniz ama takım giriyorsanız bunu düşünerek böyle seçimler yapabilirsiniz. Bu maç Harley'e çok güzel gidecek. Yapmamız gereken her şeyi anlatacağım. Oyunumuz başladı abi. Üst koridorda oynayacağım. Fisk'e tercih ediyorum. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Gerçekten efsane yakışıyor. Göreceksiniz zaten. Orman itemiyle başlıyorum. Ormanı hızlı alabilen bir hero. O yüzden direkt orman itemiyle başlayıp ormanları kesebilirim. Karşıda fiske var bayağı bir. Ama bizde de olduğu için hiç sıkıntı değil. Kaçamazlar yani fiske atarak. Change beni döver. Aslında ben onu döverim kartlarımı tutturarak. Ama Harley'in manası solo lane'de çok hızlı bitiyor. O yüzden orada hiç zorlamadım. Kaçtım direkt fark ettiyseniz. O düz vuruş atıyor. Ben mana harcıyorum. O yüzden ona şimdilik pek bulaşmayacağım. Bakın o bana bulaşıyor. Ben minyona kart atacağım abi. Hiç gerek yok. Güzel onu dodge'ladım. Hemen ormanı keseceğim. Orman itemi de aldım zaten. Arkadaşlar kader saatinin küçüğüyle başlayıp daha sonra orman itemiyle başlayıp kader saatinin küçüğü sonra yıldırım cıpı botunuzu tamamlayıp kadere bitirirsiniz. Daha sonrasında söyleyeceğim. Ama ben bu hale orman itemi alabilirim. Biraz orman kesebileceğimi düşünüyorum açıkçası. Tamam, mide gitmiş abi. O dalgaya ben de gideceğim. Mid'deki dalgadan biraz yararlanalım. Zaten mid lane'imiz alta rotasyon atacak. Hemen üste dönüyorum. Koridorda mage oynarken bunu yapın arkadaşlar. Takımınızın mid'i red'ini alırken o dalgayı size almanız gerekiyor mid'den. Bakın daha sonra üsttekini de alacağım. Hem farmda öne geçiyorum hem de mid'e vurmalarına engel oluyorum. Güzel. Yengeci alma avantajı Harley'de var abi. Çok hızlı aldığı için karşı mid gelmeden alma ihtimaliniz var. Yine de dikkatli olun. Şu an karşı mid'de o yüzden hemen girdim. Hemen bunu alalım. Bu arada orman itemi almamalıydım. Çok yanlış yaptım. Bir saniye abi. Kesemeyeceğiz ama biraz vuralım. Manamız bayağı az kaldı. Ama o da beni kesemez. O yüzden kalacağım koridorda. Orman iteminden kastım en küçük olan değil abi. Onu büyüttüm. Gidip pembesini aldım. Bu yanlıştı. Çok fazla bölünmüş item çıkacağım şimdi. Bot, orman itemi, kader saatinin küçüğü derken çok gecikeceğiz. Bu bir hataydı. Siz yapmayın. En küçük orman itemini alın. Daha sonra kader saatinin küçüğü. Sonra yıldırım copunu tamamlayın abi. Bir dalga daha itmeyeceğim abi. Base atalım. Arkadaşlar olay şu. Dediğim şekilde kasın bu buildinizi. Başka türlü kasmayın. Birazcık early de farmlayın. Bir tane gankinize bakıyor. Bir gank başarılı olursa daha sonra sizi kimse durduramaz. Öyle söyleyeyim. Satmadığınız sürece ultiniz geldikçe kill alırsınız. Harley böyle bir hero. Makineye bağlarsınız açıkçası. Yıldırım Japon'u önerelim. O Cecilion'a girebilirim. Şu an onu planlıyorum. Öne açılıyor. Arkasından böyle gelip girebilirim. Dur bakalım. Geliyorum. 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 Gel bakayım buraya derken slow yedik çık. O Q'yu yediğim için çok yavaş koştum. Ama kestiler hiç sorun değil. Onu ben alsam süper olur. Tamam canımı dolduracağım. Geliyorum abi. Ultim de var. Fiskem de. Ekranım kaydı. Geldim. Hop. Selam.
Güzel. Onu da keseceğim. Onu da keseceğim. Çok iyi. Beni kesemez bu arada. Ona geri gireceğim. Bir saniye, bir saniye. Selamun aleyküm. Güzel. Çok iyi başladık. Çok güzel toparladık. Bu kadar arkadaşlar. Buradan sonra satmadığım sürece, hani saçma bir hareket yapmadığım sürece büyük ihtimalle sürekli kill alacağım. Yani Harley böyle bir hero gerçekten durdurulamıyor öne geçtikten sonra. Ki karşı takımda tam Harley'lik. Yapmanız gereken pikleri bilin abi. Karşıya bakın. Ne iyi gider. Karar verip alın. Mesela bu maç Alice de olabilirdi. Şunu hemen alalım. O base atacaktır. Ama carry var. Alice hemen eriteceği için ben Harley'i tercih ettim. Zaten istemiştiniz. Koridor ittireceğim. Oraya kadar gitmeyeceğim açıkçası. Çünkü Change burayı ultileyecek. Kulem çok fazla hasar yerdi. Aynen bakın ultiliyor. Güzel. Geliyorum ona. Bir saniye o geri dönsün keselim onu. Saldırı attım yardım etmesi için. Kuleyi biraz tanklayabilirim. Tamam çok iyi abi öldü güzel. Arkadaşlar yıldırım jumpu bitince elinizden kaçabilecek hiç kimse yok açıkçası. Çok rahat bir şekilde büyücüleri ve ADC'yi çıkarabilirsiniz. Metadaki yeri gerçekten güzel ama küçük bir yer. Böyle her maça gitmiyor. Ama gittiğinde de gerçekten süper oluyor. Ormanları biraz alalım. Orman itemini en büyük boy yapabilirim. Yapmayabilirim. Çok fazla para harcadık. Geliyorum. Yıldırım jumpum bitti. Onu bir daha keselim. Tilt olsun. Bakın. Fisken var. Selam. Bende de var. Güzel. Bu kadar arkadaşlar. Eğer fiske almasaydım hem sesliyorum hem de Change defalarca kaçardı benden. Ultimi attım ben. Fiskeyle kaçardı. Ama fiskeli Harley gerçekten çok OP. Kesinlikle fiske girmenizi tavsiye ederim. Sürekli arkadaki zayıf hedefleri çıkartmaya çalışacağım. Şu an oyun boyu yapacağım şey bu. Çok da zevkli olacak açıkçası. Altta çok fazla fan var abi. Gidiyorum oraya hemen. Arkadaşım da gidiyor ve geri çekil atıyor. Paylaşacağız. Öyle tek başına almak yok. Ama yengeci falan ona bırakabilirim. Blue'ları var. Güzel. Blue'muz olacak abi. Çok iyi. Sürekli ulti açacağız. Şu an bunu alırsam bayağı iş yapacağız. Göreceksiniz. Güzel. Geliyorum. Orada bir free kill'imiz var bence. Bir saniye. Selam. Güzel abi. Free kill'imizi de aldık. Ultim var. Fiskem yok. Arkalama yapabilirim. Orman itemini önerdim. Güzel girdi. Şuradan birini bir çıkaralım. Neyse çıkacağım. Aa, duvarın arkasından geri çekti. Ultimi bırakabilirdim. Belki o da ölürdü. Skilline yakalanmamak için çıkayım dedim. Yine de yakalandım abi. Arkadaşlar daha sonra parlayan asa. Birazdan sebebini anlatacağım. Bir saniye. Bakın. Hop selam. Bu kadar abi. Karşı koyamazlar arkadaşlar. Tamamen counterlarıyım. Yalnız ölmeyin burada. Ölmeyin ölmeyin. Hayır hayır. Oo bir canım kaldı. Ölmedim. Şaka gibi. Bildiğin ölmedim abi. Çok iyi. Biraz da şanslıydık. Çaktırmayın. Arkadaşlar neden parlayan asa? Amblem olarak yakma tercih ediyoruz. Biliyorsunuz yakma hali de gerçekten çok bozuk. Çok saçma derecede hasar vuruyor sonradan ultiniz patlayınca. E bir de üstüne parlayan asa alıyorsunuz. Yani adama skilllerinizi kombonuz yapıp çıkıyorsunuz. Bayağı bir canı kalsa bile yana yana can veriyor arkadaşlar. Bildiğiniz adama işkence ediyorsunuz. Birazdan otomatiğe bağlayacağım abi. Şu an bile bağladık sayılır. Bekliyorum. Pozisyon bekliyorum. Sesliona gidiyorum şu an.
Biri göstermeden gidebilirsem tamam, fisken var abi, izleyin. Selamun aleyküm kardeşim. Adam ultimin patlamasına bile gerek kalmadan öldü abi. Kartların hepsini yedirdik. Şurayı da hemen alalım. Ultim geldikçe ölüm haberleri gelmeye devam edecek. Öyle söyleyeyim. Blue'yu da alacağım. Bir Hyper Carry hayalleğimiz var abi. Geldim. Güzel. Pozisyon bekleyeceğim. Direkt giremem. Onun canı çok azaldı. Hadi. Süper. Ucundan abi. Ucundan bildiğin adam ult ile kestik. Çok iyi. Arkadaşlar çok eğlenceli. Öne geçen bir Harley. Karşıda da Country'yiz hepsinin. Gerçekten şu an çok eğlenceli. Ultim geldikçe girip kafalarını atıyorum. Biraz pislik hero'su arkadaşlar. Oyundaki en pislik hero'lardan bir tanesi diyebilirim. Buna da atalım. Hasarımız gayet iyi şu an. Tanklara da bakın ne kadar fazla vurduk. Bitirmeyelim bence. Biraz daha tek atmak istiyorum. Aynen, biraz gelsinler. Birkaç kişi daha keselim. Selam. Önümde minyonlar var. Hadi tamam. Ölecek, ölecek. Güzel, öldü. Ben ölmeyeyim yalnız. Şuna biraz vuralım. Bakın o kadar hasar yok ki, kovalamıyor abi. Kovalayamaz zaten. Arkadaşlar gördünüz mü? Cecilion'a kartların ucunu değdirdim. Böyle ucundan hafiften. Ama adam sonradan öldü. Çünkü adamı ateşe veriyoruz arkadaşlar. Tutuşturuyoruz. Kutsal kristal alıyorum daha sonra. Büyü nüfuzu da alabilirsiniz. Kader, yıldırım ve parlayana. Hatta yıldırım copunu aldıktan sonrası çok basit. Daha sonra kaderi bitirin. Parlayan asayı da alın abi. Elinizden kurtulabilecek hiç kimse yok. Zaten fiskeniz de var. Hop selam. Bu kadar. Kartlarımın 2-3 tanesi değse yeter şu an. Hatta bir tanesi bile ucundan değse yeter. Yok, biraz saçmaladım. Dibine kadar girip tuttursaydım ölürdü. Ama çok uzağa gittim. Sorun değil. Ona da vuracağım. Hadi. Baya fazla can çalıyor. Tamam, güzel. Şunu alalım. Buradan bir tane daha Blue'yu alırsam süper olur. Bildiğin Hyper Carry Harley'yiz abi. Lord'a gitmeyeceğim. Adam çıkartmak istiyorum. Ya da gidebilirim. Şu ormanı da alalım. Canımızı dolduralım. Gitmeyeceğim. Gerek yok zaten. Gelen yok. Bir daha öne çıkarsa öldü o. Hop. Hadi, hadi. Güzel. Ucundan değdi. Bakın ölecek. Ölüm haberi geliyor. Hop, güzel. Bu kadar arkadaşlar. Kartları ucundan böyle son pikselden değdirmeniz yeter. Zaten yarısını değdirirseniz ultinize bile gerek kalmadan ölüyor. Hop, bir daha geldim. Hadi. Tamam, çok iyi. Ultim var. Bir kez daha kesmek isterim. Beyze kesmeyi çok isterim. Dur bakalım. Hadi. Çok iyi. Arkadaşlar tek atıyoruz bildiğiniz. Bu maçtaki build'imi lütfen tekrar anlatıyorum. Orman itemini büyütmem yanlıştı arkadaşlar. Yıldırım copunu ne kadar erken çıkarsanız o kadar iyi. Kaderin küçüğünü de lane'de manamızı, canımızı dayandırmak için almamız gerekiyor. Yapacağınız şey orman iteminin en küçük boyu, kader saatinin küçüğü, daha sonra yıldırım copu kesinlikle. MVP'yiz, 19 skorda etkimiz var. Hasarımız bu şekilde, çok fazla hasarınız olmaz Harley'le. Çünkü adam çıkarıp çıkıyorsunuz. Yine de güzel hasarımız. 29 skorun 19'unda varız abi. Gayet güzel, öğretici olduğunu düşünüyorum. Hem de eğlenceliydi. Umarım izlerken eğlenirsiniz ve öğrenirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi yorumlarda görmüştüm. Ben de oynamayı çok seviyorum. O yüzden Harley pickini tercih ettim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hepinizi çok çok seviyorum. Hoşça kalın. Öpüldünüz.